p eşittir w bölü t formülünde p gücü w birim jül olan yani kilogram çarpı metrekare bölü saniye kare olan işi t de birim saniye olan zamanı temsil ediyor. Bu arada fizik derslerinde bu terimlerle yani jülle, güçle, işle şu ana kadar karşılaştığınızı farz ediyorum. Bu videoda bu birimlerle biraz oynayarak neden bu şekilde formüle edildiklerini göreceğiz. Soruya gelince aşağıdan güç için en uygun birim seçmemiz isteniyor. Matematikte bugüne kadar birçok kez yaptığımız gibi bu videoda yine birimlerle, aynı değişkenlerle ve sayılarla oynadığımız gibi oynayıp soruya doğru cevap bulmaya çalışacağız. Bir bakalım. Eğer güç iş bölü zamana eşitse, gücün birimi de işin birimi bölü zamanın birimine eşit olur. Değil mi? İşin birimi jüldü. O zaman gücün birimi için jül bölü zamanın birimi. Yani saniye yazabilirim. Evet, jül bölü saniye. Ama seçenekler arasında jül bölü saniye yok. Bunun için muhtemelen tahminen jülün yerine kilogram çarpı metre kare bölü metrekare bölü saniye kare yazmamız gerekecek. Hadi bakalım. Eşittir joul yerine kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare yazıyorum ve tüm bunu saniyeye bölüyoruz. Adım adım yapalım. Eşittir kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare. Saniyeye bölmek demek, 1 bölü saniye ile çarpmak demek. O zaman çarpı 1 bölü saniye yazalım ve bu birimleri birer sayı ya da değişkenmiş gibi kabul edersek, payda kilogram çarpı metre kare, payda da saniye üzeri 3 olur aradığımız seçenek birinci seçenek kilogram çarpı metrekare bölü saniye üzeri 3